Vitiligo ile başlayalım. Evet. Ala hastalığı. Evet vitiligo. Hocam. Bakın, vitiligoda şuna aldanmayın. Efendim, güneşe çıkarsam bu beyaz lekeler işte yok olur. Hani cildiniz bronzlaşıyor ya. Evet, vitiligodaki bu pigment eksikliğine bağlı beyaz lekelenmeler kesinlikle güneş ışığıyla kapatılmaz. Burada bronzlaşma olmaz. Aksine güneş ışığı vitiligoyu ne yapıyor? Azdırıyor, hızlandırıyor. Güneşten uzak duracaklar. Özellikle artık biz şu mevsimde, yani ta Eylül'ün ortalarına kadar ne yapacağız? 10.30'dan itibaren güneşe çıkmayacağız. Vitiligosu olanlar. Peki çıkmak zorundaysa ne yapmayı önerirsiniz? Şimdi buradan kürü uygulasın. Tamam. Özellikle yulaf samanı. Bak, yani çıkmadan önce güneşlenecekse yulaf samanı çayını sürsünler. Ve duş aldıktan sonra, öğleden sonra işte duşlarını aldılar. Yulaf samanı çayıyla ıslatsınlar bütün vücutlarını. Peki. Çok faydalı, çok büyük. Bir de güneş kremi kullansınlar. Evet, yani. Güneş kremi zaten onu bunları şey yapıyorlar. Nasıl evet. O zaman uygulamasını da rica edelim. Şimdi bu vitiligo şöyle, 2 aylık bir kürümüz bizim burada. Bu 2 aylık kürümüzün içerisinde karabaşımız var. Lavanta bitkimiz var, yulaf samanımız var, bir de keten tohumu yağımız var bizim burada kürümüzün içerisinde. İlk birinci ayda bizim burada karabaş ve yulaf samanını kullanmamız gerekiyor. Beraber. Evet. Ama ayrı ayrı, yani beraber derken hazırlanışı beraber. Burada değil. Karabaştan 5 ya da 6 tane alıyoruz. Büyük başak olacak burada tabii ki. Kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine bunu atıyoruz. Bu burada mor renkli, evet. 7 ya da 8 dakika falan kaynayacak kısık ateşte. Peki. Bu kaynadıktan sonra akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor. 1 su bardağı şeklinde. Yalnız bunu sıcakken süzülüp ılık olarak içilmesi gerekiyor. Bu yulaf samanını da yine kaynamış olan 1 su bardağımızın içerisine bunu atıyoruz. 1 tutam şeklinde. Bunu attıktan sonra da sıcakken süzüp ılık olarak bunu vitiligolu olan bölgelere, yani hani bu beyaz beyaz lekeli olan bölgelere bunu hafif bastırmadan yarım saat şeklinde ıslatmaları, ovalamaları gerekiyor. Islatsınlar. Hafif şöyle elinizle o kurur. 5 dakika sonra tekrar ıslatın, kurusun. Böyle 7-8 defa bunu yapın. Gün içerisinde yapabilirler. Evet. Bu bir aylık uygulama bittikten sonra devreye bu sefer lavanta giriyor. Yani ikinci ayımıza giriyor bu. Bu lavantadan da yine 1 su bardağımızın içerisine, yine bu kaynamış olacak burada. 1 tatlı kaşığı ya da 1 tutam şeklinde atabilirler bunu. Burada da bu rengi değişiyor zaten. Tabii tabii. Burada da bu 10 ya da 15 dakika kaynaması gerekiyor. Bunu da yine akşam üzeri yemeklerden 2 saat sonra şeklinde 1 su bardağı içmeleri gerekiyor bunu da. Yine yulaf samanında yine aynı şekilde 10 dakika kaynatıp yine o lekeli bölgeleri kullanmaları gerekiyor. Burada da keten tohumu yağımız var. Başlangıçtan itibaren, yani birinci ay ve ikinci ayda da olmak üzere bu joker, yani bunların arasında. Bundan da 1 yemek kaşığı şeklinde içmeleri gerekiyor keten tohumu yağını. Evet. Biz bu keten tohumu yağının bir özelliği şudur Hüseyin, pigment oluşumunu aktive ediyor, pigment eksikliği ya, dolayısıyla bu önemli, onu söylemiş olayım.